Yabancı dili öğrenmekle olan problemimiz ne zamandan beri var sizce? Büyük ihtimalle tahmin ettiğinizden çok daha eski bir örnek vereceğim şimdi. Seyyah İbni Battuta kendi ifadesiyle Türkmen beylerinin en büyüğü Orhan'ın Bursa'sına geliyor. Biraz onun hakkında bize bilgiler veriyor önce. Yüze yakın kalesi olduğunu, sürekli bu kalelere dolaşıp eksikleri giderdiğini ve aynı yerde asla bir aydan fazla durmayıp cenge gittiğini bize haber veriyor. Onu biraz övüp keseleri de kopardığını anlattıktan sonra Bursa'da karşılaştığı garip bir olayı bize şöyle aktarıyor. 2-3 kişilik bir grupla İznik'ten ayrılıp Geyve köyüne geldik. Konaklamak için orada bir ahi tekkesine girdik, bir derviş bulduk. Biz ona Arapça konuştuk, anlamadı. O bize Türkçe konuştu, bu sefer de biz anlamadık. Neden sonra? Bizim hocayı çağıralım, o Arapça bilir dediler. Hoca geldi, bize bir şeyler söyledi ama yine bir şey anlamadık. Biz ona konuştuk, o da bizi anlamayınca etraftakiler işkillenmeye başladı. Bunu hisseden hoca öğrencilerine dönüp yüksek perdeden bir şeyler söyledi. Sonradan öğrendik ki hoca oradaki dervişlere, bunlar eski Arapçayı konuşuyor, ben sadece yeni Arapçayı bilirim evladım demiş. Meğer adam yıllar boyu etrafındakileri Arapça biliyorum diye uyutmuş. Bizim mevzuyu çaktığımızı anladığı için sesimizi çıkarmayalım diye bize bol bol ikramlarda bulundu. Arada da diyordu ki bunlara ikram şart. Bunlar peygamber dönemi Arapçasını konuşuyor. Bir gece orada kaldıktan sonra sabah ayrıldık. Yine konaklamak için başka bir tekkeye geçtiğimizde ben belki Arapça bilen birini bulurum hevesiyle koştum bir öğrencinin yanına. Sonradan fark ettik ki o da sadece evet anlamına gelen naam kelimesini biliyormuş.